zaten Can Hoca'dan istedik. Dedik hocam bizim altyapımızda Türkiye'de altyapısı çok güçlü olan örnek teşkil eden kulüplerimiz var. Bizim Balıkesir Spor Müsteri o kulüplerle birlikte arılsın. Balıkesir Spor A takımında her sene her sene iki tane kadroya girecek şekilde topçu olmak istiyorum. Topçu almak istiyorum. Bu topçuları bize vereceksin. Bu şekilde altyapıyı planlayacağız. Ve altyapımız bu doğrultuda faaliyetlerine devam edecek dedi. Kendisinde o heyecanı gördüm. Ve anlaştık. Aramızda hiçbir pürüz yok. Zaten kendisi de ben Balıkesirliyim. Balıkesir çocuğuyum. Balıkesir Spor benim önceliğim dedi. Bizi üzmedi sağ olsun. Ben size çok huzurla teşekkür ediyorum. Altyapının kaptanı Can Hocamız. Bunu da sizlerle paylaşmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Can Hocam. Değerli Başkanım, sevgili yönetici abilerim, kardeşlerim, basının değerli üyeleri. Bir kere bu gurur benim için çok önemli. Kulüp başkanımız ve yöneticilerimizin verdiği, bana verdiği değer, sizlerin burada kalabalık görünmeniz bile bu işin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Balıkesir adına Balıkesir çok büyük potansiyeli olan bir yer bence. Yani kendi oyuncularımızı kendimize yetiştirmek açısından da çok önemli bir yerdeyiz. Ben de başkanımızın ve yönetim kurulu abilerimizin verdiği değere layık olmaya çalışacağım. Balıkesir Spor'un altyapısını en iyi şekilde nasıl geliştiririz? Örnekleri gözümüzde altın ordusu var, Türkiye'de var, yurt dışında örnekleri var. Çok iyi takip edeceğiz. Günümüz teknolojisine uygun kendi çocuklarımızı daha iyi nasıl yetiştirebiliriz? Bunun için iyi kararlar vermek zorundayız. Bu iş gönüllüce hep beraber faydalanmalıyız bu işten. Hepimiz destek olmalıyız. Çocuklar hepimizin çocukları. Sizlerden de bu konuda bugüne kadar bana verdiğiniz profesyonel takımdaki desteğin aynısını altyapıda da vereceğinizden hiçbir şüphem yok. Yani öncelikle başkanıma bu güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yani ben Balıkesir'im tartışılmaz. Balıkesir deyince benim gözümde her şey birinci plandadır. Ben de elimden geleni yanımda çalışacak ekip arkadaşlarımla birlikte Balıkesir'den yetişecek genç çocukları en iyi seviyede A takıma hazırlamak, onları A takıma mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde gelmelerini sağlamak için elimizden gelen arkadaşlarımızla beraber yapacağız. Önümüzdeki yapılanma sürecinde bilhassa önümüzde ben bir 5 senelik bir süreç görüyorum ben de. Yani Cumhuriyetimizin 9. yılına inşallah buradan 3-5 tane oyuncu bir şekilde atmalıyız. Bu yönetimin de ben sağlıklı bir şekilde oralara geleceğine inananlardan, onu içimde hissettiğim, kalbimde hissettiğim için hiç tereddütsüz Balıkesir'e alt yapıya geçtim. Belki bu konuda farklı düşünen insanlar vardır. İşte Can Hoca FETÖ'de birinci bir hocalık yaptı. Hayır, ben öyle görmüyorum. Balıkesir'in her kademesi benim için değerlidir. Bu saatten sonra kendi memleketimizden yetişecek çocuklara çok daha değer vermemiz gerektiğini en başta birinci benim. Çünkü ben de bu takımın altyapısından yetiştim. Daha farklı isimler yetiştirmeliyiz. Son dönemde işte Furkan olsun, Uğuray Gören olsun, Oğuzhan Çapar olsun, FETÖ'de birincilikte forma yiyen oyuncularımız, bunlara emeğe geçen antrenör arkadaşlarımız var. Bizler varız. Daha evvelki dönemde de bir Egemen Korkmaz, İlhan Eker, Olcan Adın gibi oyuncular, Süper Lig görmüş oyuncular, kalitelerini her yerde ispat ettiler. O çocuklarımızdan da bir şekilde geri dönüş olarak faydalanmalıyız bence. Yeni Oğuzhan Çaparlar, Uğuray Görenler katmak zorundayız. Furkanları daha fazlalaştırmak zorundayız. Artık kulüplerin önü biraz ekonomik olarak gitgide şartlar çok ağırlaşıyor. Onun için kendimiz yetiştirmekten başka çaremiz yok diye düşünüyorum. En azından bir profesyonel takımda içeride 8-10 tane kendi çocuğumuz olursa işlerimiz çok daha kolay olacak. Yönetimlerin daha kolay olacağına inananlardan. Maliyetler bildiğiniz gibi gerçekten Süper Lig'de olsun, FETÖ'de birinci ligde olsun, futbolcu maliyetleri çok yüksek Türkiye'de. Yani bu da kendimizi oyuncu yetiştirmekten geçiyor. Buna herkesin katkı sağlayacağından, başta belediye başkanımızın her zaman destekleri oldu, olmaya da devam edecek inanıyorum yani. Onun için hep destek, Balıkesir'i güzel bir yerlere taşımak zorundayız. Gerçekten son dönemlerde gördüğüm en dirayetli yönetimlerden bir tanesi.
Mutlaka bunlar evvel çalışanlar da ellerinden geleni Balıkesir için yaptılar. Yapmaya da devam edeceklerdi. Ama çok eskiden tanıdığım insanlar var. Yani onlarla beraber hareket ederek daha takımımıza da destek olacağız. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Sağ olsunlar beni de bu konuda Balıkesir'e yardım edecek en iyi insanlardan birisi olarak sportif anlamda gördükleri için başkanımıza da teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa da alabilirim. Hocam, hayırlı olsun. Sağ olun.